Oyun teorisindeki en popüler örneklerden biri mahkum ikilemi diye bilinen, İngilizcesi de Prisoner's Dilemma diye geçen basit bir oyundur. Matematik alanında ortaya çıkmasına rağmen sosyal bilimler alanında da kullanılan ve sosyal bilimlerin belki de en çok tanınan strateji oyunudur. Bu oyun, iki rasyonel bireyin sadece kendi çıkarları doğrultusunda karar verdiklerinde ortaya çıkan paradoksu göstermesi ve temelinde başkalarıyla işbirliği yapmanın avantajlarını ortaya koyması açısından değerlidir. Bu örnekten bahsederken birkaç değişik terim kullanılabilir. Mesela mahkum yerine tutsak, şüpheli, zanlı ya da ikilem yerine çıkmaz kelimelerini kullanmak gibi. Hatta bazı örneklerde oyun sonundaki getirilerin de tutar olarak farklı olduğunu görebilirsiniz. Ama tüm bu örneklerde çıkmaz ve ikileme yol açan temel getiri yapısı mutlaka muhafaza edilir. Tutsak mahkum ikilemi oyununda bir suç çetesinin üyesi olan iki adet oyuncu bulunur. Oyuncuları henüz hapse göndermediğimiz için mahkum tutsak yerine biz şimdilik şüpheli diyelim. Bu şüpheliler polis tarafından yakalanıp birbirleriyle iletişim halinde olmayacak şekilde farklı iki hücreye yerleştirilir. Aralarında bilgi alışverişi olmaması elzem. Çünkü oyuncular arasındaki kusurlu bilgi bu oyunun temel varsayımlarından. Ek olarak polisler ve şüpheliler arasında da bilgi asimetrisi olmalı. Yani polisler kimin yalan, kimin doğru söylediğini bilmemeli. Sonrasında polis bu iki şüpheliyi sorgulamaya başlar. Sorgulamalar yine farklı odalarda ve şüpheliler arasında iletişim olmayacak şekilde gerçekleştirilir. Sorgulamada her şüphelinin iki opsiyonu bulunur. Ya sessiz kalıp suç ortağıyla işbirliği yapar ya da diğer şüpheliyi suçlar, yani ihanet eder. Bu ikinci seçeneği diğer şüphelinin suçuna dair mahkemede tanıklık yapmayı kabul eder diye de düşünebiliriz. Oyuncular kararlarını eş zamanlı olarak verir. Burada illa iki şüphelinin de aynı anda sorgulanması ya da kararını aynı anda vermesi gerekmiyor. Aslında oyundaki esas varsayım, iki oyuncunun da kendi kararlarını verirken diğerinin verdiği karardan habersiz olması. Burada iki şüphelinin yaptığı seçimlere göre toplam 4 olası senaryo var. Senaryoların ikisinde bir şüpheli diğerini suçlayıp ihanet ederken diğeri sessiz kalıp işbirliği yapar. Bir senaryoda her iki şüpheli de ihanet eder. Son senaryoda ise her iki şüpheli de sessiz kalır. Oyunu stratejik kılan bu senaryolarda bir şüphelinin getirisinin ne olacağının, yani kaç yıl hapse mahkum olacağının sadece kendi seçimine değil, aynı zamanda diğer şüphelinin seçimine de bağlı olmasıdır. Bu senaryolarda şüphelilerin getirilerini şu şekilde belirleyelim. Eğer her iki şüpheli de sessiz kalıp işbirliği yaparsa ikisi de sadece bir yıl hapis yatacak. İkisi de birbirlerini suçlar ve birbirlerine ihanet ederlerse ikisi de 5'er yıl hapis yatacak. Ancak şüphelilerden biri diğerini suçlar, diğeri sessiz kalırsa sessiz kalan şüpheli 10 yıl hapis yatarken ihanet eden şüpheli ise tamamen serbest kalacak. Daha kolay takip edilebilmesi açısından bu senaryoları ve getirileri bir tablo olarak gösterelim. Ekrandaki tabloda bu getirilerin 4 senaryo bazında nasıl oluştuğunu topluca görebiliriz. Her kutudaki birinci, yani kırmızı font ile gösterilen değer, o senaryoda birinci şüphelinin ceza alacağı yıl sayısını belirtirken, ikinci, yani mavi font ile gösterilen değer de ikinci şüphelinin mahkum olacağı yıl sayısını belirtmektedir. Mesela her iki şüphelinin de birbirine ihanet ettiği senaryoda, ki bu tablodaki sol üst kutucuğa denk geliyor, her iki şüpheli de 5'er yıl hapis cezası alıyor. Ve bunlar şüpheliler açısından -5 getiri, yani yıl şeklinde gösteriliyor. Bir de sağ üst köşedeki senaryoya bakalım. Burada birinci şüpheli ihanet edip ikinci şüpheliyi suçluyor ve aleyhte tanıklık yapmayı kabul ediyor. İkinci şüpheli ise sessiz kalıyor. Bu durumda birinci şüpheli ödül olarak tamamen serbest kalırken suçlanan ikinci şüpheli ise 10 yıl hapse mahkum oluyor. Bu getirilerde sağ üstteki kutucukta birinci şüpheli için 0 yıl hapis şeklinde belirtilirken ikinci şüpheli için ise -10 şeklinde belirtiliyor. İki şüpheli için optimal bir strateji olup olmadığını anlayabilmek için tekrar tabloya dönüp getirilere, mesela birinci şüpheli tarafından bakalım.
Birinci şüpheli ikinci şüpheliyi suçlayıp ihanet ettiğinde ikinci şüpheli sessiz kalırsa birinci şüpheli tamamen serbest kalırken ikinci şüphelinin de aynı şekilde kendisini suçladığı durumda sadece 5 yıl hapse mahkum oluyor. Peki sessiz kaldığı yani suç ortağıyla işbirliği yaptığı durumda getiriler nasıl? O senaryoda ise eğer diğer şüpheli de sessiz kalırsa 1 yıl hapis yatarken diğer şüphelinin ihanet edip kendisini suçladığı durumda ise 10 yıl hapse mahkum oluyor. Burada rasyonel, kendi çıkarını maksimize etmeye çalışan ve bencilce davranan şüphelilerin stratejileri aslında her zaman birbirlerini suçlamak yani ihanet etmek şeklindedir. Yani tablodaki ihanet senaryosu. Bir diğer deyişle burada bir Nash dengesi oluşmaktadır. Nash dengesine göre diğer oyuncunun seçimi sabit tutulduğunda hiçbir oyuncu kendi stratejisini değiştirmek istemeyecektir. Çünkü kendi getirisi de zaten burada maksimize olacaktır. Nash dengesine tekabül eden ihanet senaryosunun bu şartı sağlayıp sağlamadığına bakalım ve ikinci şüphelinin ihanet edeceğini varsayarak birinci şüphelinin opsiyonlarını inceleyelim. İkinci şüpheli ihanet ederse birinci şüpheli için sadece ilk sütundaki iki senaryoyu değerlendirmek gerekir. Bu durumda eğer birinci şüpheli de ihanet ederse 5 yıla mahkum olurken eğer sessiz kalırsa 10 yıla mahkum olacak. Haliyle birinci şüpheli de ihanet etmeyi seçecek. Nash dengesinin iki taraf için de optimal strateji olduğundan emin olmak için aynı düşünce egzersizini ikinci şüphelinin bakış açısıyla da yapmak gerekir. Yani bu sefer de birinci şüphelinin stratejisini ihanet şeklinde sabitleyip ikinci şüpheli için de optimal yani en uygun ve en yüksek getiriyi sağlayan stratejinin İhanet şeklinde olduğunu göstermemiz gerek. Bu oyunda her iki şüphelinin getirisi de simetrik olduğundan ilk şüpheli için sağlanan bu şart aynı zamanda ikinci şüpheli için de sağlanıyor ve ihanet senaryosunun gerçekten bir Nash dengesi oluşturduğundan emin oluyoruz. Getiriler bu şekilde belirlendiğinde kendi çıkarını gözeten her şüpheli için bencilce davranıp her zaman diğer şüpheliyi suçlamak yani ihanet etmek en mantıklı strateji olarak öne çıkıyor. Ve Nash dengesi de tabii ki her iki tutuklunun ihanet ettiği ve 5'er yıl hapse mahkum olduğu senaryo oluyor. Oysa bir şekilde iki şüpheli de sessiz kalabilse yani işbirliği yapsa ikisi de 1'er yıl hapse mahkum olarak daha iyi bir durumda kalabileceklerdi. Bunu kutucuklara bakarak da görebiliriz. Her iki oyuncunun ihanet şeklinde oluşan Nash dengesinden daha yüksek bir getiri sağlayacağı bir kutucuk daha var. O da işbirliği senaryosu. Bir başka deyişle her iki şüpheli de -1-1 şeklinde getirileri olan yani ikisinin de sadece 1'er yıl hapse mahkum oldukları senaryoyu tercih edecektir. Ancak bu senaryoya ulaşabilmek için her iki şüphelinin de sessiz kalması, diğer şüpheliyle işbirliği yapıp diğer şüphelinin aleyhine tanıklık etmemesi gerekmektedir. Mahkum tutsak ikilemi tam da bu durumu göstermesi açısından değerlidir. Bencilce ve sürekli rekabet halinde belirlenen strateji ve davranışlar ki bu günlük sosyal hayatımızda veya iş dünyasında gerçekleşebilir, her zaman bizim için en iyi sonuçlara sebep olmaz. Bazı durumlarda beraber hareket etmek yani işbirliği yapmak her iki taraf için de daha iyi getirileri olan bir senaryo doğurabilir. Çözüm olarak aslında en basit deyişle güven yaratmak diyebiliriz. Mesela tek seferlik etkileşimler yerine tekrarlanan etkileşimlerin olduğu uzun süreli ilişkilerde her iki oyuncunun da İşbirlikçi yani kooperatif denge senaryosunu seçmesi çok daha olasıdır. Çünkü işbirliği yapmayıp bencilce davranan bir oyuncunun sonraki etkileşimlerde diğer oyuncuda güven yaratıp daha yüksek getirili dengeye ulaşabilmesi artık çok zordur. Toplu olarak bakılınca da oyuncu işbirlikçi değil de bencil bir stratejiden elde edeceği tek seferlik ek getirinin gelecekteki tüm diğer etkileşimlerde kaybedeceği getirilerden çok daha az olduğunu fark edecek ve bu dengeyi bozmak istemeyecektir. Bu durum özellikle bu ilişkinin ne zaman biteceğinin belirsiz olduğu durumlarda daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Son olarak gerçek hayatı veya ekonomi finans örneklerini düşünürsek de bu oyun aslında bize uzun süreli ilişkiler kurmanın,
güvenilir bir şirket ve veya yönetici olarak bir reputasyon edinmenin aslında hem kişisel olarak hem de firma getirisi olarak bize nasıl geri döneceğini göstermesi açısından değerlidir.